Efendim Datça'dan herkese selamlar. Şimdi diyeceksiniz ki bir Sandia Exclusive by Liberty Fethiye videosunu açtık. Ersin Datça'dan niye başladın? Çünkü iyi bir haberim var. Ne zamandan beri benim YouTube sayfamı ve Instagram sayfamı takip eden misafirlerimiz Ersin niye hiç tatil hediye etmiyorsun diye kısa böyle yorumlar geliyordu. Şimdi fırsat yakaladık. Biz birazdan izleyeceğiniz Sandia Exclusive by Liberty Fethiye videosunun altına en güzel yorumu yapana, tabii ki bu yorumu en çok beğeni alan bir kriter etkileyecek ve belirleyecek. En çok beğeni alan yoruma bir tatil hediyesi vereceğiz. Ekim ayında birazdan izleyeceğiniz Sandia Exclusive by Liberty Fethiye otelinde 2 gece 3 gün ultra haşerler olarak keyifli bir tatil yapacaksınız. Zaten biraz otel izlediğinizde ne kadar güzel, konforlu ve keyifli bir oteli paylaştığımızı ve bu otelde tatil yapma isteğinizin arttığını göreceksiniz. Böyle bir hediye de zannediyorum sizlere motivasyon kaynağı olacaktır. Tabii bazı şartlarımız var. Bunun için de öncelikle otelin Instagram sayfasını hemen aşağıdaki açıklamalarda da belirtiyoruz. Takip etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda elbette benim YouTube sayfamı Ersin Tekin Tatilyum ve Ersin Tekin Tatilyum Instagram sayfalarımı da takip etmeniz gerekiyor. Aslında böyle şartlar koşmayı çok sevmiyorum. Ben hani çok da tarzım değil ama bu işin aslında biraz içeriğinde olan şeyler bunlar. Sosyal medya dünyasının içerisinde olan şeyler. Bu yüzden böyle bir jest yapmaya karar verdik. Otelin genel müdürü Ayhan Bey ve ön büro müdürü Mehmet Bey de bu desteklerden dolayı ben teşekkür ediyorum. Şimdi yapmanız gereken bu videonun altına en güzel yorum yapmak, en çok beğeni almak ve aşağıda belirtilen tarihte de ve saatte de sonuçlanacak zamanda en çok beğeni alarak buradaki tatili hak kazanmak. Artık yavaş yavaş videomuza başlayabiliriz. Şimdiden hayırlı olsun. Efendim bir kez daha selamlar. Ben Ersin Tekin. Bugün yine sizlere Ağcalıklı Oteller listeme eklediğim bir oteli anlatacağım. Fethiye'de Türkiye'de güneşin en güzel battığı noktadan birisi olan Çalış sahilindeyim. Ve burada yepyeni, pırıl pırıl, konforlu bir otel keşfettim. Sandia Exclusive by Liberty Fethiye'deyim. Burası aslında keşfetmekte geciktiğim bir otel olduğuna karar verdim gezdikten sonra. Birazdan siz de anlayacaksınız. Son derece şık, modern, lüks, konforlu, ultra haşerler çalışan ama butik nitelikte hizmet veren, yani aşırı kalabalık olmayan ve Fethiye'de Çalış bölgesinde gün batımının tadını çıkarabileceğiniz, kaliteli ve güzel hizmet alabileceğiniz, lezzetli yemekler yiyebileceğiniz, barlarında gayet güzel imza kokteylleri alabileceğiniz, içebileceğiniz ve gün batımına karşı çok güzel romantik akşam yemekleri yiyebileceğiniz bir tesisten bahsedeceğim. Birazdan lobi ve resepsiyon alanından başlamak üzere bu oteli adım adım sizlere sunacağım, anlatacağım. Oteli beğenirseniz, rezervasyon etmeye karar verirseniz de bizler tatilim ekibi olarak rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyor olacağız. Lütfen burada rezervasyon etmeye karar verirseniz tatilim ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz diyerek Sandia Exclusive by Liberty Fethiye görüntülerine başlıyorum. Bu arada hemen şöyle birkaç dipnot eklemek istiyorum. Otelin konumu gerçekten çok güzel. Öncelikle bir kez daha tekrar edeyim. Türkiye'de güneşin en güzel battığı noktadan bir tanesi olan Çalış sahilindeyiz. Fethiye merkeze sadece 6-7 kilometre mesafedeyiz. Şu anda Fethiye Körfezi'ne bakıyorum. Arkamızda Çalış plajından sonra yavaş yavaş Göcek koyları başlıyor. Yani Dalaman Havalimanı'na burası ortalama yarım saat mesafede. Ulaşım açısından da kolay bir noktada. Ölüdeniz'e gitmek isterseniz ortalama yarım saatte bu otelden Ölüdeniz'e ulaşımınız söz konusu ve yol üzerinde Hisarönü, Kayaköy gibi yerleri gezebilirsiniz. Yani Fethiye'ye gelip bu bölgeyi keşfetmek isterseniz hem tarihi anlamda hem kültürel anlamda hem de coğrafi güzellik anlamda burası tam bir orijin nokta olacaktır sizler için. Üstelik bu kadar lüks, bu kadar konforlu ve bu kadar başarılı bir otelde listenize ekleyerek değerlendirebilirsiniz. Artık yavaş yavaş duruma başlıyorum. Efendim Sandia Exclusive'e giriş yaptık. Şimdi lobi ve resepsiyonunu göstermek istiyorum size. Son derece şık, son derece rahat ve son derece modern bir görüntü var. Bunun yanı sıra son derece lüks olduğunu söyleyebilirim. Birazdan odaları gezerken de göreceğiz, dışanları gezerken de göreceğiz. Otelin yeni olmasının getirdiği bir avantajla bu rahatlığı, bu modernliği ve bu şıklığı biraz daha üst seviyede yaşayabiliyoruz. Bu arada otelin lobi alanında, duvarlarda Fethiye bölgesinde uzun yıllar varlığını sürdürmüş Likya uygarlığının kalıntıları var. Mesela Kayaköy görüntülerini görüyoruz. Fethiye bölgesinde geldiğiniz zaman burada konaklarken çok güzel kültür turu da yapabilirsiniz.
Bu arada şu anda bulunduğumuz bölge minik bir de kütüphane aynı zamanda. Bundan da bahsetmek istiyorum. Çok şık oturma grupları konulmuş. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi biraz daha yaklaştığımızda biz dün İbrahim kardeşimle kullanmıştık. Burada güzel bir çalışma masası var. Yani tatil sırasında eğer bilgisayarınızı kullanmanız gerekiyorsa, biraz çalışma yapmanız gerekiyorsa o zaman bu alanları kullanabilirsiniz. Gayet güzel, serin bir alan. Hemen de lobi barın yanında içeceğinizi söyleyip burada mesai yapabilirsiniz. Yine resepsiyon bölümü, son derece modern bir görüntü. Günaydın, kolay gelsin, merhabalar. İlk geldiğiniz zaman burada check-in işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bahsettiğim az önce gösteren bölümde dinlenirken odanızda hazırlanmış olur ve tatilinize başlarsınız. Misafir ilişkileri bölümü burada ve artık yavaş yavaş dışarı doğru yürüyeceğim. Şu alanı bir kez daha şöyle göstermek istiyorum size. Son derece güzel, şık bir dekor. Ve hemen arkasında lobi bar ve patisseri bölümü var bu alanda. Orayı da görüntülere ekleyeceğim az sonra. Yavaş yavaş dış alanlara çıkabiliriz. Sırasıyla şöyle bakın. Resepsiyonu gördük, lobiyi gördük, restoranları göreceğiz, terasa çıkacağız, havuzları göreceğiz. Oda örneği göreceğiz. Ve Sandia Exclusive'i detaylarla keşfetmeye devam ediyoruz. Ve efendim Sandia Exclusive by Liberty Fethiye turumuza başlıyoruz. Şu anda bulunduğum yer otelin havuzlarının olduğu bölüm. Sağ tarafımda çalış plajı var. Şimdi bu alan o kadar keyifli ki gün boyunca burada havuz keyfinizi yapabilir veya isterseniz sahilde denize girebilirsiniz. Birazdan göstereceğim size. Denizle otel arasında çalış plajı yürüyüş yolu var. Burası çok özellikle akşam saati çok keyifli oluyor. Yani hem aslında insanlarla ve yaşamla iç içesiniz hem de burada size özel bir alandasınız, izole bir alandasınız. Havuz birkaç farklı bölümden oluşuyor. Yavaş yavaş şöyle aşağı ineceğim. Şezlongların renkleri, şemsiyelerin renkleri, havuzun renkleri gerçekten enerji verici. Çok şık, çok keyifli. Üstelik yatak minderler kullanılmış. Bunu hemen bu bölüme geldiğimizde İbrahim kardeşimle rica edelim. Yakından göstersin. Çünkü tatil yaparken denizde ve havuzda şezlongların rahatlığı gerçekten çok önemli. Şezlongların bu şekilde yatak minder olması hem sahilde hem havuzda aslında tatil kalitenizi artırıyor. Burada suyun içinde şezlonglar var. Hemen bir adım sonra havuz başlıyor. Sonra havuzun diğer kademesi var. Elimden geldiği kadar çok detay vermeye çalışacağım. Şimdi pool var. Az önce benim konuşma yaptığım yerdeydi. 24 saat açık. Orayı birazdan yakından gösteririz kahvemizi içerken. Pool barda hem alkolü alkolü içecekler var hem dondurma servisi var. Bu arada alkolü içecekler konusunda gayet güzel markaları da sunuyorlar konsept dahilinde olarak. Ve otelin havuzlar bölgesinin genel kullanım alanları bu şekilde. İsterseniz kısa bir tur daha yapalım şöyle aşağı doğru inerek. Havuzların hemen arkasında çok güzel bir dekorla duş bölümü yapılmış. Duşların karşı bölümünde bir çocuk havuzu var. Derinliği sadece 50 santim. Ve çocukların burayı güvenle kullanması için bir korkulukla ayrılmış durumda. Şuradan ilerleyeceğim. Tabii çocuklar eğlenirken siz de burada dinlenebilirsiniz, keyif yapabilirsiniz. Engelli misafirlerimiz için kullanıma uygun bir otel. Havuza giriş çıkışlarda engelli misafirlerimiz için gerekli aparatlar mevcut. Bunun yanı sıra yine engelli odaları mevcut. Hani bu anlamda bir talebiniz olursa bunu da dile getirebilirsiniz, isteyebilirsiniz. Ve genel görüntü, otelde denize doğru olan odalar var. Yandan deniz gören, yani binanın yan tarafına odalar var. Veya arka tarafa bakan odalar var. Bunları rezervasyon aşamasında zaten seçebilirsiniz. Ve oda turumuzda bundan size bahsedeceğim. Bu alan dışında benim çok hoşuma giden, şurada palmiyelerin altında, çimlerin üzerinde yine şezlonglar mevcut. Bakın ne kadar güzel ve keyifli görünüyor. Ve otelin çevreci özelliğinden ötürü, yeşil anahtar belgesine sahip olmasına ötürü burada bir ayrıştırma ünitesi var. Yine çöpleri burada, plastikler, camlar. Otelin birkaç noktasında var. Girişinde, sahilde ve bir noktada daha görmüştüm. Buna dikkat ediliyor. Şimdi bu alanın hemen karşı köşede bir çocuk parkı var. Orayı göstermek istiyorum size. Şimdi buradan görüntülerle devam ediyoruz. Az önce havuzların üst kısmındaydık. Görüntü o kadar güzel ki nereden baksak çok dekoratif, çok şık bir görüntü alabiliyoruz. Sandia Exclusive by Liberty Fethiye için bence bu video otelin sizin tarafından keşfine yardımcı olacaktır. Bakın yine hem havuz kenarında hem de çimler üzerinde şezlonglar böyle devam ediyor. Buradan şimdi yavaş yavaş ilerliyorum. Çocuk parkını göstereceğim size ama bir kez daha bahsetmek istiyorum. Bakın burada çok orijinal engelli misafirlerimiz için merdiven asansörleri var. Hani bazen bizi arayan misafirlerimiz yersin hep anlattın ama hiç engelli misafirlerimizden bahsetmedin diyorlar. Ben de bundan sonra gördüğüm detayları biraz daha size ifade edeceğim. Şimdi çocuk kulübüne giderken buradaki
adımları şöyle takip ediyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Burada bir çocuk parkı, minik bir bölüm. Şimdi tesisin çocuklarla ilgili özelliğinden şöyle bahsetmek istiyorum size. Burası aslında çocuklar için çok kapsamlı özellik olan bir otel değil. Ama böyle hani 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş çocuklarımız var ise bir içeride mini kulüp var, onu göstereceğim size. Bir de burada işte çocukların oynayabileceği güzel, güvenlikli, çim bir alanda park oyuncakları var. Ama bu alan büyük çocuklar için çok uygun değil. Daha çok işte 2 yaş, 3 yaş, 4 yaşa kadar çocuklar burada zaman geçirebilirler. Ayrıca çocuk kulübünün içeride bir daha göstereceğim. Orada bir görevli eşliğinde çocukları bırakabildiğiniz bir alan var, mini kulüp var. Orası ayrıca videomuz olacak. Şimdi gelen alanlardan kısaca bahsettim. İsterseniz bir de pool barı görelim. Ben ismini anımsayamadım. Pool barın bir isim vardı. Şimdi birazdan söyleyeceğim size. 24 saat açık. Şimdi oraya gidiyorum. Efendim Sunday Exclusive turumuz devam ediyor. Şimdi pool bara geldik. Adı Lu Bar. Az önce bir anda aklıma gelmedi. Bu kadar kolayken aklıma niye gelmedi onu anlamadım ama. Lu Bar 24 saat açık. Bu arada sabah saatlerinde buraya geldiğinizde yeni tarihli gazetelerle karşılaşabilirsiniz. The Sunday Times var. Çünkü otelde ağırlıklı olarak İngiliz misafirler kalıyor. Biliyorsunuz Fethiye bölgesi İngilizlerin çok sevdiği bir bölge. Dolayısıyla otelde geldiğiniz zaman da ağırlıklı olarak İngiliz misafir olacak. Bundan da böyle bir bilgi notu geçmiş olduk. Şimdi Lu Bar'dan sağa doğru ilerleyerek bu alanı bir daha göstermek istiyorum. Yine akşam saatlerinde bu bölümün görüntülerini bir kez daha ekleyeceğim. Bu arada otelin videosunu çekerken birkaç nokta şundan bahsedeceğim size. Bakın böyle sarı barkodlu olan levhalar göreceksiniz. Ben otelden memnun kalacağına inanıyorum. Çünkü otel gerçekten çok iyi hizmet veriyor ve puanın yüksek tutulması anlamında benden özel bir ricada bulundular. Eğer memnun kalırsanız tabii ki lütfen bu kare kodları okutmayı ihmal etmeyin, olur mu? İbrahim kardeşimle birer espresso içtik az önce kendimize gelmek için. Yarım kalmış, devam ederiz İbrahim. Ve otelin en çok merak edilen yeri olacaktır. Sahil bölümüne geldik. Sunday Exubay Liberty Fethiye'deyiz ve şimdi size sahilden bahsedeceğim. Burası çalış bölgesi. Genellikle bu anlamda hani sahil bilgisi vermeden videoları kapatmak istemiyorum. Çünkü tatilin finalize en belirici özelliklerden bir tanesi oluyor. Sahile geldiğiniz zaman da yine otele ait olarak burada aynen havuz başında olduğu gibi minder yataklı şezlonglar çok rahat ve konforlu bir şekilde sizlerin sahil keyfi yapmanızı sağlayacak. Ve efendim sahildeyiz. Sandia Exclusive by Liberty Fethiye'de denize girmek istediğinizde burada az önce şezlongları gösterdim size. Ve denizin zemin yapısından bahsedeyim. Pırıl pırıl akvaryum bir deniz var. Birden derinleşmiyor. Yürüyerek girebilirsiniz. Ya böyle 7-8 metre yürüyebilirsiniz. Denizin kum yapısı bu şekilde hafif minik çakıl diyebiliriz veya iri kum diyebiliriz. Ama kayalık veya taşlık değil. Dolayısıyla deniz keyfi yapmak istediğiniz de burada. Özellikle sabah saatlerinde 7 ile hani uyandıktan sonra diyelim 11'e kadar 12'ye kadar çok güzel deniz keyfi yapabilirsiniz. Sonra biraz dalga başlıyor. Akşam saat 5 gibi tekrar bu hale geliyor. Aklınızda bulunsun. Efendim Sandia Exclusive by Liberty Fethiye'de size çok güzel bir nokta daha göstereceğim. Şimdi sahil tarafına geçtiğimiz zaman çok güzel bir manzara, güzel bir yaz esintisi, çalış bölgesinin güzel esintisinin yanı sıra tatile değer katacak bir aktiviteden bahsedeceğim. Hemen burada Art Club bölümü var. Profesyonel bir arkadaşımız eşliğinde sanatsal güzel bir çalışma yapabilirsiniz ve tatilinize değer katacak bir zaman bölümü yaratabilirsiniz. Hemen göstermek istiyorum. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Bakın burada akrilik boyayla tuval üzerine böyle bir çalışma örneğini gösterebilirim size, doğru söyledim değil mi? Bunun yanı sıra isterseniz tabak boyama, kumaş boyama veya arzu ederseniz bakın böyle küçük heykelcikler var. Bunları boyayarak ve kendi yaptığınız çalışmayı da satın alarak tatilinizde küçük bir hatıra edinmiş olabilirsiniz. Burası çok keyifli bir alan. Hem manzarası güzel, hem de dinlenmek için böyle biraz kafanızı boşaltmak için, relax olmak için de değerlendirebileceğiniz bir alan. Bilginiz olsun istedim. Tabii ki kendi yaptığınız çalışmayı hani hatıra olarak götürebiliyorsunuz demiştim ya. Küçük bir ücreti var. Bu ücretlerle farklılaşabiliyor. Hani heykelin fiyatı farklı, tuvalin fiyatı farklı. Onları buradaki arkadaşlarımız size zaten yardımcı olacaklardır. Teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. Evet, buradan da size biraz görüntü vermiş oldum. Aklınızda bulunsun. Gayet romantik bir Fethiye akşamında, çalış akşamında burada biraz zaman geçirebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Evet, turumuza devam edebiliriz.
Efendim Sandia Exclusive'de yine çok keyifli bir alandayız. Dia Sinek Restoran'a geldik. Şimdi buradan size biraz detaylıca bahsetmek istiyorum. Çünkü her ne kadar otelde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ana restoranda açık bir falan sunuyor olsa da bence tatile devam ederken denizden çıktığınızda, havuzdan çıktığınızda, böyle şortunuzda, mayonuzda, terliklerinizde çok keyifli bir şekilde sinek menü alabilirsiniz. Hep soruyorlar bazen yorumlarda geliyor, sinek menü nedir diye, hemen gösterelim. Şeflerimiz sağ olsunlar bize örnek bir masa hazırladılar. Burada bir kızartma tava alabilirsiniz. Soğan halkaları, çıtır tavuk parçaları, patates kızartması veya sosisler. Dilerseniz böyle wraplar var, çok güzel dürümler var. Tavuklu veya kırmızı etli alabilirsiniz. Dilerseniz çok orijinal siyah ekmekli hamburgerler var. Cheeseburgerler var. Yine bir seçenek. Ve elbette pizza var. Bu menüleri örnek olarak ben Dia Sinek'te size göstermek istedim. Eğer isterseniz tekrar söylüyorum. Hani tatiliniz devam ederken şortunuzda, terliğinizde hiç ana restorana hedef almadan, odanıza gidip üstünü değiştirmeye gerek kalmadan Dia'ya gelip böyle keyifli bir menünün tadını çıkarabilirsiniz. Elbette yanındaki içecekleriniz de konsept dahilinde size ücretsiz olarak sunulacak. Dia restoran saat 12 ile 16 arasında misafirlere hizmet veriyor. İşte böyle. Efendim genel kullanım alanlarını, havuzları, sahili gördükten sonra tekrar ana binaya döndük. Birazdan bir oda örneği göstereceğim size ama bu dinlenme terasını da görüntüye eklemek istedim. Hemen havuzların şöyle bir merdiven üstünde teras kısmındayız. Burası da yine akşam saatlerinde gün batımını çok keyifli bir şekilde izleyebileceğiniz noktalardan bir tanesi. Hemen yan tarafında da ana restoran başlıyor. Ana restoranda da akşam yemek büfesini size örnek olarak göstereceğim. Şöyle buradan da biraz görüntü alıyorum. Az önce gezdiğimiz şezlongların bulunduğu havuz alanını görüntülüyorum. Bu teras alanı akşam saatlerinde canlı müzik programlarının yapıldığı alan burası aynı zamanda. O sahneyi de yine akşam görüntülerinde videomuza eklemiş olacağız. Şimdi bir oda örneği görmek üzere hemen bakın zaten sonra bir kompakt bir yapıya sahip. Buradan yukarı çıkacağız asansörle ve bir oda örneği gezeceğiz. Ve efendim turumuz devam ediyor. Sandia Exclusive Liberty by Fethiye'deyiz ve bir oda örneği gezeceğiz ve ne kadar şık, ne kadar güzel, ne kadar keyifli bir oda olduğundan size uzun uzadıya bahsedeceğim. Önce şu kapıyı şöyle özellikle açık tutmaya çalışıyorum çünkü içeride biraz daha fazla ışığa ihtiyacım var. Bakın burası deniz manzaralı deluxe bir oda. Odaların aslında tamamı aynı konsepte dekorasyona sahip, büyüklük olarak da aynı. Ancak İbrahim kardeşim önce deniz manzarasını göstermeyelim. Orayı sürpriz final yapalım. Şöyle girişten bana doğru gelirsen sizler otele geldiğinizde, kapıdan girdiğiniz zaman ilk karşılanacağınız bölümle başlayalım. Banyoyla başlayalım. Sol tarafta. İstersen İbrahim alayım onu senden abicim. Bakın banyo zaten otelin yeni olmasından kaynaklı olarak pırıl pırıl bir halde ve son derece modern ve lüks bir dekorla sizi bekliyor. Şimdi burada duşakabin bölümü camla ayrılmış. Oldukça geniş, rahat bir duş imkanı sağlayacak size. Hem yağmur duşu kullanılmış hem el duşu var. Ve böyle koyu turkuaz renkli mozaiklerle de fayanslarla da çok hoş bir görüntü olmuş. Havlular yine Sandia markası olarak özellikle özel bir tekstil malzemesinden hazırlanmış ve sunuluyor. Aynen buklet malzemeleri gibi. Şampuanlar, saç kremleri, duş ponesinden bakın bu tarafta da diş bakım setleri, tıraş setleri gibi. Yine banyoda ihtiyaç duyacağınız malzemeleri kullanabilirsiniz. Bunun dışında hani banyoyu çok daha detaylıca göstermeye gerek var mı diyen misafirimiz oluyor ama ben de diyorum ki tatile geliyorsanız tüm ayrıntılardan bilginiz olmasında fayda var. Karşıdaki makyaj, özür dilerim, banyo aynasının bile ışıklandırma sisteminin sizin banyo konforunuzu artıracağını söyleyebilirim. Şimdi banyoyu kısaca özetlemiş olduk ve tekrar döndüğümde karşıda muazzam bir deniz manzarası var. Final yapacağım dedim ama biraz ucundan göründü. Şimdi ben bir de dolaptan bahsetmek istiyorum. Hemen banyonun karşısındaki dolaba açtığımız zaman bir kasa burada ücretsiz şekilde misafirin kullanımına sunulmuş. Değerli eşyalarınızı burada bırakabilirsiniz sahile inerken ve laundry malzemeleri, işte kuru temizleme poşetleri vesaire orada. Bunun dışında elbise dolapları yine burada sizi bekliyor. Birkaç adım attığımızda minibar konsepti. Şimdi burada biraz detaydan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle üst bölümde gördüğümüz çay, kahve, meyve çayları ve su ikramı günlük olarak misafirlerin kullandığı yerine yenisi konulmak kaydıyla ücretsiz şekilde sunuluyor. Bunun dışında minibarı açtığımız zaman yine son derece modern, güzel bir dolap yerleştirilmiş buraya. Şimdi esas odada en çok ihtiyacımız olan bölümlere yaklaşıyoruz. Ne kadar şık, ne kadar ince detaylarla hazırlanmış bir mimarisi ve dekoru olduğunu önce zaten görüntüler size ifade ediyor. Son derece kaliteli ve size uyku keyfi, uyku konforu sağlayacak bir yatak. Bornozlarınız, bütün odalarda standart bir halde bu şekilde sunuluyor.
Zemin tamamen parke. Oldukça kaliteli ve güzel bir parke kullanılmış. Çok da güzel bir kilimle parkenin yatakla uyumu tamamlanmış. Çok da hoş olmuş bence. Bu oda ortalama 30 metrekarelik bir oda. Ve karşıda gördüğünüz kanepe bir ekstra bed dediğimiz yatak haline gelebiliyor. Yani iki yetişkin için aslında ideal bir odadır burası. Ancak çocuklarla geldiğiniz zaman bir çocuk, yani büyük bir çocuk hatta, bu kanepeyi yatak olarak kullanabilir. Eğer bebek, 0-1 yaş, 0-2 yaş bir bebek var ise iki yetişkin, iki çocuk da bu odayı otelden onay almak kaydıyla çocukların yaşlarına bağlı olarak kullanabilir. Şimdi bunun dışında, bu arada gözüme tavlar çarptı. Bununla ilgili ben bir bilgi almıştım. Odayı bana gezen arkadaşımız Mehmet Bey bahsetmişti. Bu tavların hepsi diğer odalarda farklı. Yani dekorasyon olarak hiçbir fark yok. Ama her odanın tavlarında farklı ifadeler var. Ve bunlarla ilgili de sizin bilginiz olmasını istiyorum. Tüm odalarda farklı konseptli bir tablo dekoru sizi bekliyor. Televizyon ünitesi son derece sade, göz yormayan ve hani televizyon izlemek isterseniz tam da yatağın karşısında olması gerektiği yerde, çünkü en efektif hali budur, televizyonunuzu kullanabilirsiniz. Eğer otele balayı çifti olarak geldiyseniz elbette ikramlar da sizleri bekliyor olacak. Artık finale gelelim mi? Gelelim ve muhteşem Fethiye çalış manzarasına doğru ilerleyelim. Odanın tabii ki bir balkonu var ve balkonda bir oturma grubu var. Çok da kaliteli, güzel bir oturma grubu konulmuş buraya. Yani meyvenizi, şampanyanızı, şarabınızı alıp akşam gün batımında olmanız gereken yer işte burası. Ve efendim bir oda örneğini hemen hemen tüm detayla keşfetmiş olduk. San Diego by Liberty Fethiye'de bu şekilde odalara sahip olduğunu size anlatmış olduk. Tüm odalar aynı dekora sahip, tablolar dışında. Büyüklük olarak da aynı. Ancak tabii konum olarak ve manzara olarak farklılaşabilir. Bunu rezervasyon aşamasında kara manzaralı, yandan deniz manzaralı veya deniz manzaralı seçebiliyorsunuz. Bu arada bir dipnot düşmek istiyorum. Şu anda gezdiğimiz oda bir örnek oda. Manzaralar deniz manzaralı almış olmanıza rağmen binanın farklı köşelerinden, farklı konumlarında olmasından dolayı açıları farklı olabilir. Bu da aklınızda bulunsun. Lafı çok daha fazla uzatmayalım. Keşfimiz devam edecek. San Diego by Liberty Fethiye'de oda turumuz sona erdi. Keşfimize, turumuza devam ediyoruz. Ve efendim San Diego Exclusive'de kan şekeriniz düştüğünüzde uğrayacağınız yer işte burası. Patisserie bölümündeyiz. Öğlen saat 12 ile akşam saat 17 arasında açık. Ve hemen lobi barın yanında. Yani şunu söylemeye çalıştım aslında. Buradan gayet güzel tiramisu'nuzu, kekinizi, pastanızı alıp neyi seviyorsanız yanında da kahvenizi sipariş verebilirsiniz. Tabii ki lobi barda alkolü içecekler de var. Yine gece saat 24'e kadar hizmet veren bir bar bölümü burası. Ve pool barda, yani dışarıdaki barda 24 saat açık. Gece saat 12'den sonra eğer içecek keyfi yapmak istiyorsanız pool barda yine konsept dahilinde içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman özellikle fiyat performans dengesi açısından başarılı bir noktada hizmet alacağınızı söyleyebilirim. Bununla ilgili memnuniyet verici durumu da lütfen buradaki kare kodları okutarak tescilleyiniz, takdir ediniz. Bu da benim sizden özel bir ricam olsun. Evet, lobi barı da kısaca bahsetmiş olduk, anlatmış olduk. Burası gün içerisinde serin bir kaçamak yapmak isterseniz tatlınızı, pastanızı aldıktan sonra, bu arada az önceki ufaklık donutu bıraktı gitti, unuttu galiba. Kahvenizi söyledikten sonra, arıyor bak. Unuttuktan sonra burada, unuttuktan sonra olur mu? Söyledikten sonra kahvenizi içip dinlenebilirsiniz. Serin bir köşe olarak burayı kullanabilirsiniz. Gel gel burada. Efendim şimdi sıra çocuklarda. San Diego Exclusive'de çocuk kulübü bölümünü size göstermek istiyorum. Elbette çocuklar geldiğiniz zaman onlar bazen kendilerine has aktivitelere katılmak istiyorlar. Boyama yapmak, oyuncaklarla oynamak gibi. Tabii ki burada bununla ilgili bir bölüm var, özel bir alan var. Şu anda yemek saati olduğu için içeride hiç çocuk yokken rahat rahat görüntü alacağız. İlk girişte çocukların bıraktığı sanat eserleri burada. Sergilenmiş, isimleri yazıyor köşelerinde. İçeri girdiğimiz zaman gayet serin, klimalı, güzel bir alan. Burada profesyonel bir arkadaşımız eşliğinde çocuklar yaşlarına göre farklı aktivitelerden faydalanabiliyorlar. Boyama yapabiliyorlar. Oyuncaklarla zaman geçirebiliyorlar veya işte film izleyebiliyorlar. Bu alanda yine günün belli saatlerinde, yani saat 10 ile 12.30 arası, daha sonra bir yemek molası var ve akabinde de saat 17'ye kadar çocukları bırakabileceğiniz bir oyun alanı. Tabii ki bırakmak için de belli koşullar var. Yani mesela 4 yaştan büyük olmaları gerekiyor. 12 yaşına kadar. Burada dediğim gibi uzman bir arkadaşımız eşliğinde böyle gayet güzel sanat eserleriyle zaman geçiriyorlar. Bu alanı da size göstermek istedim. Çocuklara geldiğiniz zaman
Sandia Eksklusiv Çocuk Kulübü işte burası. Ve efendim Sandia Eksklusiv turumuz devam ediyor. Şimdi misafirlerimizin ve benim de kendi adıma olmaktan en çok hoşlandığım yerden bir tanesindeyiz. Ocean Spa'ya getirdim sizi. Otelin Ultra HDI konsepti içerisinde. Bu alanda sauna, fitness center ve hamam bölümlerini ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Ama tabii ki isterseniz özel masaj ve bakım paketleri de bu alanda sizleri bekliyor. Özellikle tatile başlarken birinci veya ikinci gün bir kese köpük masajı tavsiye ediyorum. Daha kalıcı bronzluk için buradaki uzman arkadaşlarımız tavsiye ediyorlar. Ben de size sabah 8'de akşam 20'ye kadar hizmet alabileceğiniz Ocean Spa'dan bu şekilde bahsetmeye başlıyorum. Özel ürünler kullanılıyor, marka, kaliteli ürünler kullanılıyor. Burada profesyonel arkadaşlarımız size hizmet veriyorlar. Good morning. How are you? Bakın burada bir masaj menümüz var. Klasik masaj, Bali masajı, cilt bakımı, tayı masajı, ne isterseniz sıcak taş masajı. Hepsini tek tek saymayalım ama gerçekten uzman bir kadro var. Ve buradaki menüden masaj veya bakım paketini seçebilirsiniz. Elbette bu bakım ve masaj paketleri ekstra ücretli oluyor. Ancak tabii ki şimdi göstereceğim fitness center'ı, hamam ve sauna bölümlerini ücretsiz kullanabilirsiniz. Önce fitness'a bir göz atalım. Burası otelin yeni olmasından kaynaklı olarak pırıl pırıl bir alan yine. Ve yeni aletler var. Hem koşu bantları hem kardiyo aletleri, merdivenler var. Bunun yanı sıra tabii istasyonlar da var. Şurada kullanabileceğiniz güzel bir istasyon ve dumbbell aletleri, dumbbell seti. Dumbbell aletleri olur mu ya? Dumbbell seti de burada. Yani antrenmanını aksatmak istemeyen misafir için böyle havuz mandıralı güzel bir fitness alanı sizleri bekliyor. Bunun yanı sıra ben İbrahim'den alıyorum. Hemen şuradan hamam ve sauna bölümünü göstereceğim size. Bu arada içerisi o kadar güzel kokuyor ki ve o kadar serin ki hiç çıkmak istemeyeceksiniz. Şimdi fitness center'dan sonra ikinci olarak hemen sol tarafımızda bir tane masaj odası var. Örnek olarak gösterelim. Özellikle eşinize geldiğiniz zaman veya işte arkadaşınızla sohbet ederek bir masaj paketi almak isterseniz böyle iki kişilik masaj odalarını tercih edebilirsiniz. Bunların tabii tek kişilik olanları da mevcut. Şöyle kısaca görüntümüzü aldıktan sonra devam edebiliriz. Nereye doğru? Hamam ve sauna bölümlerine doğru. Böyle geçiyorum. Tekrar diyorum, otelin yeni olmasından kaynaklı olarak bu alanların kullanımı son derece keyif verici. Çünkü her yer yepyeni. Bakın, pırıl pırıl bir sauna ve hemen karşısında da hamam. Girelim. Gayet güzel, tertemiz bir hamam burası. Şimdi buradaki hamam ve saunanın da şöyle çıktıktan sonra anlatacağım. Hamam ve saunanın kapıyı kapatmadık. Rezervasyonlu olarak kullanıldığını söylemek istiyorum. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz ama yani bir anda buraya 10 kişi 20 kişi dolmuyor. Belli kapasitesi var ve siz rezervasyonlu olarak bu alanı kullanabiliyorsunuz. Hamam ve sauna keyfinizi yaptıktan sonra dilerseniz hemen şu alandaki dinlenme odasını da kullanabilirsiniz. Hamam, sauna, masaj keyfinizden sonra şöyle bir saatlik bir şekerleme burada çok iyi gelecektir. Çok hoş kokulu, çok serin, çok keyifli bir alan. Işıklandırmasıyla, dekoruyla 5 yıldız özelliğini yansıtan bir bölüm olmuş. Burası da bakın tek kişilik masaj salonu odası. İsmi de Eros. Evet, bu bölümü tamamladıktan sonra Sandia Exclusive'de spa merkeziyle ilgili de bilgi vermiş olduk ve turumuzu tamamlamış olduk. Artık yavaş yavaş çıkışa geçebiliriz. Evet efendim, Sandia Exclusive by Liberty Fethiye'de akşam yemeği zamanı. Ben de size tahmin edeceğiniz üzere akşam yemeğinden görüntüler sunacağım. Şimdi ana restorana giriş yapıyoruz. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve gece büfesi bu restoranda misafirlerimize sunuluyor. Gece büfesinde çorba ikramı yapılıyor. Şimdi misafirler gelmeye başlamadan önce ben de size örnek olarak büfeden görüntüler vermeye çalışacağım. Tabii öncelikle mutfak şefimiz Can şefimle sizi tanıştırmak istiyorum. Bu mutfağın, güzel mutfağın üstadı. Abi nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Şimdi buradaki şık restoran, gayet güzel bir sunum ve muhteşem gün batımı manzarasına şefimizin eşliğinde muazzam bir ekiple gayet güzel lezzetli menüler hazırlanmış. Hemen size sunacağım. Sol tarafımda sıcak menüler var, sıcak yemekler var. Sağ tarafımda ise salatalar ve zeytinyağlılar var. İsterseniz bu taraftan başlayalım. Şefim müsaade ederseniz tamam hadi buyurun. Önce sizler restorana giriş yapmış gibi bir senaryo yazıyorum. Otele geldiniz, akşam yemeği zamanı ve salatalarla, soğuk mezelerle ve zeytinyağlılarla
tabağınızı yapmaya başladınız açık büfeden. Önce çorba çeşitlerini hemen burada tercih edebilirsiniz. Karnabahar çorbası veya hemen diğer tarafta ne çorbası göremedim, gulaş çorbası var. Bunun dışında salata tabağınızı yaptıktan sonra da eğer isterseniz buradan güzel bir zeytinyağlı tabağı yapabilirsiniz. Yemeğinize başlarken böyle bir keyif tabağı olarak değerlendirebilirsiniz. Zaten birazdan çok güzel bir gün batımı manzarası sizin yemeğinize eşlik edeceği için buradaki zeytinyağlılar ki biber dolmasından şöyle baktığımızda mantar terine patatesli İspanyol omleti var mesela çok değişik. Tavuk sarma, burada roquefort peynirine kadar peynir çeşitleri konulmuş. Birkaç çeşit peynir var. Güzel bir peynir tabağı yapabilirsiniz. Yine balık salatasından midye salatasına, muammaradan karides salatasına kadar yani deniz mahsulleri ürünleri de buradaki mezelere eşlik ediyor. Eğer alkol kullanıyorsanız muhtemelen burası sizin uğrak noktalarınızdan bir tanesi olacaktır. Elbette sadece alkol kullananlar için değil ama genellikle tercih ediliyor diye söyledim parantez içinde. Şimdi hemen böyle döndüğümüzde burada yine tek kullanımlık küçük porsiyonlar hazırlanmış ve bunun yanı sıra yine karidesler sizleri bekliyor. Biraz daha ilerlediğimizde bu defa meyveler ve tatlılar misafirlerimizin tercihine sunulmuş. Aslında meyveleri ve tatlıları ben büfenin sonunda gösteriyorum ama bu bölümde yan yana olduğu için sırasıyla gidiyorum. Muhteşem bir kadayıf, kaymaklı kadayıf var. Bu bölümde bizim Türk tatlıları olarak isimlendirdiğimiz hamur tatlıları ve çok da güzel cevizli bal kabağı tatlısı sunulmuş burada. Tabii ki sütlü tatlılar da var. Bu arada bu dolapların hepsi soğutmalı. Yani hani şey gibi düşünmeyin, burada bir servis yapılıyor ama, sunum yapılıyor ama hepsi özel soğutmalı tezgahlar üzerinde misafirlerimizin kullanacağı şekilde hazırlanmış. Muhteşem bir profiterol görüyorum. Dikkatimi çekti. Hemen üstünde çilekli tart var. Devam ettiğimizde dilim pastalar, yaş pastalar. Gayet güzel, iştah açıcı. Şimdi ben yemekleri göstermeden tatları gösterdim size ama. Trileçe, şambalı tatlısı. Şimdi burada ben bir şey söylemek istiyorum. Buradaki ürünlerin tamamı Cihan Şef'imin eşliğinde buradaki uzman ekip tarafından yapılıyor. Değil mi Cihan Şef'im? Hiçbir ürün dışarıdan gelmiyor. Dolayısıyla lezzetlerin standarda korunmuş oluyor. Tabii ki. Aynı zamanda sağlık konusunda ve tazelik konusunda da hiçbir endişemiz olmuyor. Sağlık, hijyen, tazelik konusunda hiçbir endişemiz olmayacağı gibi günlük olarak da çeşitlendirme sürekli taze olarak sağlanıyor. Yani ürünlerimiz her gün aynı ürünlerdense sürekli bir rotasyonda yenilenerek ve daha iyisini, daha güzelini lezzet öncelikli olarak hazırlıyoruz. Şimdi isterseniz de sıcak yemeklerden devam edelim. Burada yine hemen vazgeçemeyeceğimiz pilavla başlıyoruz. Kuzu buğulama hemen onun yanında. Patates gratin var. Falafel var. Balık buğulama var. Şöyle uzadıya bir gösterelim. Uzun uzadıya bir gösterelim. İbrahim oradan biraz daha geri gidelim tekrar. Sıcak büfesini şöyle boydan bir alalım. Bakın ne kadar güzel bir sunum. Kolay gelsin şefim. Merhaba. Nasılsın? Sağ olasın. Şimdi yemeklerin lezzeti ve tadı kadar otelin yeni olmasından kaynaklı olarak çok güzel bir büfe düzeni hazırlanmış ve bu şık görüntü eminim yemeğinizi daha keyifli bir şekilde almanıza eşlik edecektir. Bu arada çok önemli bir ayrıntı dikkatimi çekti. Her yemeğin yanında etiketi var. Hani ne yemeği olduğu konusunda size fikir veriyor. Ve bu yemek ismi farklı dillerde misafirlere yine yazılmış, bilgilendirilmiş. Daha da önemlisi altında her birinin kalori değeri, protein değeri yazıyor ve buradaki kare kodla siz aldığınız besinin her 100 gramında ne kadar protein var, ne kadar karbonhidrat var bunları ölçebiliyorsunuz. Tatlılar da dahil olmak üzere hepsinde bu var. Ekmek büfesi farklı ekmek çeşitleriyle. Kolay gelsin, merhaba. Merhaba. Murat şefim, İsmail şefim. Valla ekip canavar gibi. Misafirler de birazdan gelmeye başlayacaklar. Murat abi nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Sen nasılsınız? Murat Bey'le gün içinde tanışmıştık. Burada da bütün hazırlıkları yapan ekip içerisinde onun da rolü çok fazla. Ben onu da tanıştırmış olayım. Büyük bir keyifle misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz. Büyük memnuniyetle onlara inşallah güzel bir şekilde. Çok teşekkür ederim. Kendi geçmişini sağlayacağız. Eyvallah abi, sağ olasın. Teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş finale doğru gidiyorum. Salatalar, soğuk mezeler, çorbalar, tatları gösterdik, sıcak yemekleri gösterdik. Ama birazdan gideceğim yerde iki tane sürpriz var. Birincisi dışarıda şov büfesi var. Yani daha çok bizlerin sevdiği ızgara menüleri orada. İkincisi muazzam bir gün batımı manzarası. Gün batımı manzarası ve Fethiye Körfezi, Çalış Plajı bizlerin
akşam yemeğine, tabii ki kahvaltı ve öğle yemeğine eşlik ediyor olacak. İsterseniz konuşmaktan çok göstermeyi deneyelim. Büfenin bu bölümünü görmeden geçersek olmaz. Tavuk çevirme, yine bizim menülerimizin değişmezi. Diyet yapan misafirimiz için haşlanmış sebzeler. Yine bu arada şöyle bir ayrıntı vermek istiyorum. Eğer glutensiz, vegan veya benzeri beslenmeniz gerekiyorsa, bir alerjen durumunuz var ise lütfen bunu misafir ilişkileri departmanındaki arkadaşlarımıza veya mutfak şefi arkadaşlarımıza bildiriniz. Bununla ilgili size özel menüler hazırlayabilirler. Önceden haber vermek kaydıyla bu konuda size destek vereceklerdir. Bu arada ben restoranın ne kadar şık olduğu konusunda hani bir şeyler söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama şöyle bir masa düzeninde size ekleyelim, gösterelim ve buradan da dönelim, dışarıya çıkalım ve yavaş yavaş finale doğru yaklaşıyoruz. Izgara büfesine ve çok güzel bir manzaraya doğru dışarı çıkacağım ama burada restoranın en önemli noktalarından bir tanesi var. Servis barı, yani içeceklerin hazırlandığı ve sunulduğu bar ve Taylan kardeşim burada. O ve ekip arkadaşları sizler için meşrubatlarınızı, alkollü ve alkol içeceklerinizi, çayınızı, kahvenizi burada hazırlıyor. Taylan, nasılsın? Çok sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Taylan, bir şey soracağım. Şimdi misafirin burada alkolsüz içecekler, meşrubatlar, ice tea'ler vesaire zaten sunuluyor konsepte dahil. Çayımız, kahvemiz var. Onlarda problem yok. Alkolü içecek almak isterlerse en çok merak edilen hangi marka rakı veriyoruz? Ki biliyorsunuz. Ben gördüm. Ön planda olan yeni. Ben gördüm. Kusura evet, bakma ya. Dahil değil mi konsepte? Konseptimize dahil. Tamam. Ve yeşil efe. Konseptimize dahil. Tamam. Yani çok detaya gitmeyeceğim ama hani misafirlerimiz yemek aldıkları zaman böyle güzel bir manzaraya karşı alkolü içecek konusunda işte rahat olsun. Ben videomuzun ilk kısmında pool barda ve lobi barda alkolü içecek konseptinden bahsetmiştim. Servis barında da, restoranda bu konsept devam ediyor. Şimdi artık dışarı doğru devam ediyorum. Kolay gelsin. Evet. Şimdi show büfesine yaklaşıyoruz. Siz de bu arada yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra muazzam bir gün batımı manzarasına eşlik ediyor olacaksınız. Şu anda değil ama birazdanki görüntüyü ben videoya ekleyeceğim. Misafirlerin de gelmesine bir 10-15 dakika kaldı. Yani bu şu anlama geliyor. Otelin ana restoranını, teras bölümü ve üst katta birazdan yine videoma ekleyeceğim bir alakart restoranı var. Muazzam bir gün batımı manzarasına hakim. Bu gün batımı manzarasını gün boyunca otelin videosu çekerken işte bahsettim ama belki de Türkiye'de güneşin en güzel battığı noktadan bir tanesi burası. Hatta James Bond'un bir serisinde de burada bir sahne var. Gün batımı manzarası da o sahnenin içinde. Bunu da bir dipnot olarak söylemek istiyorum. Sakladım, dayanamadım. Nihayet ateşin yandığı yere geldik, dumanın tüttüğü yere geldik. Ustam, kolay gelsin. Nasılsınız? Evet, şimdi bir pide fırınımız var. Hem kahvaltıda hem öğlen hem akşam saatlerinde değişen menülerde burada pideler, lahmacunlar veya fırın mamulleri çıkıyor, misafire servis ediliyor. Bunun yanı sıra burada bir kömür ateşi ızgaramız var. Burada da yine günlük değişen menülerde, mesela bugün dana antrikot var. Hemen tabii yanında ızgara sebzeleri. Eğer balık seviyorsanız uskumru var veya hindi ızgara var. Tercihinize göre. Birazdan misafirler geldiğinde burada biraz duman şov olacak. Onu da görüntüye ekleyeceğim. Burada makarnalar var. Yalnız makarnaları sossuz görüyorsunuz. Deniz mahsulleri veya karbonara soslu makarna. Bu makarnaları, spagetti de var tabii ki, buradaki soslardan faydalanarak keyfinize göre tatlandırabilirsiniz. Bu pizzaları da siz mi yapıyorsunuz? Başka kim yapacak? Desene abi, ne güzel fırın var, hamur var ve böyle güzel pizzalar da burada. Şefim isim neydi? Şaban şefim. Kolay gelsin. Bugün ben senden ya spesiyal bir pizza istesem Şaban şefim, sana bırakıyorum, en güzel pizzanı yap desem hangisini yaparsın? Karışık yaparız. Tamam, peki. Bu şekilde biz genel bir sunum yapmış olduk size. Tekrar ediyorum, otelin restoran kısmında manzara mükemmel. Menüler günlük olarak değişiyor. Ve bir daha tekrar ediyorum, ben bir oteli ifade ederken otelle ilgili pozitif düşüncelerim ve sizi buraya tavsiye ve davetle yönlendiriyor olmamın bir sebebi var. Sandia Exclusive by Liberty Fethiye gerçekten çok seçkin bir otel olmuş. Ben burayı çok beğendim. Otelin yeni olması ayrı bir avantaj, konumu ayrı bir avantaj. Çok tecrübeli, güzel bir ekip var, bu da ayrı bir avantaj. Ve işte restoran bölümündeki sunumumuz da sona ermiş oldu. İnşallah siz de rezervasyondan sonra bir tatil için burada olursunuz.
ve muazzam manzaralı bir akşam yemeği alırsınız. Bunun için yapmanız gereken tek şey tatil yumağı arayarak rezervasyon yaptırmak. Bizim ekibimiz de rezervasyon talebinizi memnuniyetle bekler olacak. Çok fazla konuştum ama otel güzel olunca ben de çok şey anlatmak istiyorum. Artık yemeklerle ilgili akşam yemeği büfesi, restoranla ilgili görüntülerimizi burada sonlandırmış oluyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Ve efendim açık büfe akşam yemeği görüntülerinden sonra muazzam bir gün batımı manzarası ucundan da olsa göstermek istedim. Bilis'teyken, Bilis neresi? Açık büfe akşam yemeğine alternatif olarak alakart şeklinde güzel bir akşam yemeği deneyimi yaşayabileceğiniz bölüm. Hemen ana restoranın yanı başındayız. Elbette açık büfe akşam yemeği konsepte dahil, ücrete dahildi. Burası da ekstra ücretli olarak size farklı bir deneyim sunuyor. Hem muazzam bir gün batımı manzarası izliyorsunuz hem de Çalış Plajı'nın bu güzel yürüyüş yolunda sanki otel değil de başka bir restoranda, dışarıda bir alakart restoranda gibi yemeğinizi alabiliyorsunuz. İsterseniz yakından göstereyim biraz. Bakın son derece şık, son derece keyifli hazırlanmış bölümler. Tekrar diyorum, Bilis'i de lütfen notlarınız arasında ekleyiniz. Güneşi ucundan kaçırdım ama kızarıklığını hala görüyorsunuz. Çekimler sırasında bazen her yere yetişemiyoruz. Ama Bilis'i eklemeden de buradan ayrılmak olmazdı. Bu da bu şekilde sizlere bilgi olarak eklenmiş olsun. Otel rezervasyonu sırasında değerlendirebilirsiniz. Efendim çok güzel bir Fethiye akşamı. Sandia Exclusive'de artık akşam yorgunluğumuzun üzerine. Burada Özlem Hanım ve Batuhan Beyler misafirlerini bekliyorlar. Birazdan yemekten çıkan misafirler bu tarafa gelecekler. Hem canlı müzik başlayacak hem de lobi barda onlara sunum yapılacak. Ben de bu rahatlığı ve sakinliği fırsat bilerek bir slash aldım onlardan. Kolay gelsin. Ama asıl amacım size akşamki şu keyifli ortamı göstermekti. Tekrar diyorum otelin dekorasyonu her açıdan baktığımda çok keyifli. Hem görüntü anlamında hem ışıklandırma anlamında gayet hoş bir ortam. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir ortam. İsterseniz bir de şundan bahsetmek istiyorum. Otelin hemen ön tarafı Çalış Plajı'nın yürüyüş sahil bandı. Bunu sabah çekimlerimi yaparken yine bahsetmiştim size. Ve akşam saatlerinin çok keyifli olduğunu söylemiştim. Şimdi orayı göstermek istiyorum size müsaadenizle. Bu arada slush'ımı aldım, bardağı getiriyorum arkadaşlar. Tamam. Evet. Bu bölümden itibaren yürüyüş yolunu görebiliriz. Ama otelin kullanım alanları devam ediyor. Sadece barın olduğu bölümde değil, dilerseniz burada da oturabiliyorsunuz. Yine çok rahat minderli koltuklar var. Çok güzel oturma grupları var. Dolayısıyla Sandia Exclusive'de bir akşam keyfi yapmak isterseniz, sohbet anı yakalamak isterseniz bu alanları kullanabilirsiniz. Biraz fazla beğendiğimi belli ediyor mu bilmiyorum ama yine rezervasyon yaparken buradaki bilgilendirmeler işinize yarayacaktır. Yine siz de isterseniz yemek sonrası kısa yürüyüşler hatta uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Bir tarafınızda Fethiye var, bir tarafınızda da Çalış Plajı var. Ve efendim Sandia Exclusive by Liberty Fethiye'de son bölümdeyiz. Videomuzun son bölümündeyiz ve finalde size Vertex'i gezdireceğim. Vertex neresi beraber görelim. Şimdi otelin son katında teras kısmına geldik. Çok şık güzel bir girişten Vertex'e giriş yapıyoruz. Burası otelin hem manzarası hem de dekoru aslında en tatlı en keyifli yerinden bir tanesi. İlk girişte burada bir lobi alanı var. Vertex'e geldiğiniz zaman önce kısa bir çay kahve molası yapabilirsiniz. Daha sonra çok da zaman kaybetmeden muhteşem bir manzaraya kavuşmak istiyorsanız şimdilik beni takip etmeniz lazım. Tabii ki Sandia Exclusive'e geldiğiniz zaman da burada yerinizi önceden ayırtmanız gerekiyor. Çünkü burası bir alakart restoran. Dilerseniz özel günlerinizi kutlayabileceğiniz şekilde hazırlanmış masalarla ve ülkemizde güneşin en güzel battığı bölgelerde muazzam bir gün batımı manzarası eşliğinde Vertex'in tadını çıkarabilirsiniz. Tekrar diyorum burası bir alakart restoran. Eğer bu alanda olmak isterseniz, bu keyfi yaşamak isterseniz önceden rezervasyon yapmanız gerekiyor. Buradaki menüler alakart olarak sunuluyor ve ücretli şekilde misafirlere hizmet veriliyor. Tabii ki otelin ana restoranında kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinin açık büfe ve konsepte dahil olduğunu söylemiştik. Muazzam bir manzara, muazzam bir görüntü ve burada da çok hoş bir slogan var. Yeni dünyaya açılış kapısı olarak ne diyelim düşünülen veya böyle bir ifadede bulunulmuş karşıdaki gün batımı manzarası için. İbrahim kardeşim tekrar gösterelim manzarayı. Ve Sandia Exclusive by Liberty Fethiye'de işte böyle bir manzarayla
videomuzu ve günümüzü sonlandırıyoruz. Tekrar şu masanın şıklığını bir kez daha gösterelim. Tabak kalitesinden kullanılan dekor malzemelerinin şıklığına bir kez daha dikkat çekelim. Barımızdan da bahsedelim hadi kapanıştan önce. Sinem tekrar selam. Kolay gelsin. Tekrar diyorum bu bölüm alakart olarak hizmet veriyor ve ekstra ücret karşılığı misafirlerimiz Vertex'ten faydalanabiliyorlar. Videomuz buraya kadardı. Umarım oteli beğenmişsinizdir ve rezervasyon yapmaya karar vermişsinizdir. Fethiye'de çalış bölgesinde bu kadar yüksek standartta hizmet veren ve bu kadar size konfor ve lüksü böyle güzel bir manzara yaşatacak çok az sayıda otel var. Belki de burası en iyisi. Tabii ki oteldeki konaklamanızın ardından veya konaklamanız sırasında buradaki kare kodları okutarak oteldeki memnuniyetinizi bir kez daha tescil etmeniz açısından ben bu ricayı tekrarlamak istiyorum. Kurutulmuş güller gibi, uzun tutmuş duvarlara yazılmış güller gibi. Gece bitmez, gündüz bitmez, bu yalnızlık hiç bitmez. Ne kaldan bitti ne sevda, ömür geçer, gönül geçmez. Her ayrılık bir vurgu, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin, bütün aşklarıma. Çiçeklerin dökülür her mevsim sonra.